Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte siber saldırılar da arttı. Özellikle son dönemlerde sosyal medya hesapları çalınan kişilerin sayısı yükseliyor. Günümüzde siber suçların artmasıyla beraber vatandaşlarda bir hayli endişe oluştu. Çalınan hesaplardansa vatandaşlara çoğu zaman link gönderilip para isteniyor. İşte bu tuzağa düşen ve para kaybeden çok sayıda insan var. Akrabam uğramıştı sanırsam ama hani onun da çok hani büyük etkili bir saldırı olmamıştı. Belli bir miktar bankadan parası çalınmış. Bu konuda da önlemler almak gerekiyor. Bununla ilgili özellikle kurumsal şirketlerde bir tuzak sistemleri kurmak, akrabat sistemleri kurmak çok önemli. Yok, uğramadım. Yani öyle varsayıyorum ama illa uğramışızdır. Sosyal medya hesaplarının güvenliği için şu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Kullanılan sosyal medya platformunun gizlilik ayarlarını düzgün bir şekilde yaparak kendi kişisel verilerinizin ne kadarının paylaşılacağına izin vermeniz gerekiyor. Ne kadarının izin verilmeyeceğine kararını vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda bir diğer alınabilecek önlemlerin başında da güçlü kullanıcı parola yönetimi geliyor. Özellikle ardışılı rakamlardan oluşan parolalardan, isimlerimizden, soy isimlerimizden, çocuklarımızın isimlerinden, doğum tarihi gibi en bilindik şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Alfanümerik karakterlerden olan hibrit parolalar belirlememiz gerekiyor. Özellikle Instagram, Facebook gibi çift kontrol mekanizması, iki faktörlü girişim, hem kullanıcı adı hem de cep telefonu veyahut da biyometrik veri, parmak izi gibi biyometrik veriyle giriş sağlayan mekanizmalarını aktif etmemiz gerekiyor. Peki siber saldırıya uğrayan bir kişi yasal olarak hangi yolu izlemeli? Vatandaşlarımız bunlar suç olduğu için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda veya ihbarda bulunabilirler. Ayrıca kolluk kuvvetlerine de bu ihbarda ne yapabilirler? Bulunmaları mümkündür. Böyle bir ihlalle karşılaşmışsa BTK yani Bilgi Teknoloji Kurulu'nun internet sitesinde yer alan adresleri, bu sosyal medya ağ sağlayıcıların adreslerine önce başvurmalı. İnternetinin şifresinin ihlal edildiğini bildirmelidir. Bu başvurudan itibaren ilgili temsilci 48 saat içerisinde size başvurunuza bir cevap vermesi gerekmekte. Bu cevap olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Hocam olumsuz bir cevapla karşılaşmışsak ne olacak? Şimdi bu olumsuz cevaba karşı da yine Bilgi Teknolojileri Kurulu'nun internet sitesinde yer alan bir bölüm daha var. Orada da kanunun 9A maddesine göre yurttaş, E-Devlet şifresiyle, dikkat ediniz burası önemli, E-Devlet şifresiyle ne yapabilir? Bir başvuru yapabilir. Nereye yapacak? Bilgi Teknolojileri Kurulu'na. Bilgi Teknolojileri Kurulu bu ilgili sosyal medya hesabının erişimini engelleyebilir.